Selam arkadaşlar, biz şimdi Nişantaşı Stiz'e gidiyoruz. Orada bir yemek yiyeceğiz. Şu an restoranın adını hatırlayamadım. Ondan sonra Kadıköy'e geçeceğiz. Kadıköy'de bu hayvanlarla ilgili, tavuk hayvanlarıyla ilgili bir eylem var. Oraya gideceğim. Olay benim için yoruma kapalı. Mümkünse aşağıya yorum bırakmayın. Çünkü cevap vermeyeceğim. Çünkü gerçekten kesinlikle gidilmesi, yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ben sesimi duyurmaya çalışacağım sokak hayvanları için. Onların adına orada olmak istiyorum. Sonrasında bilmiyorum ne yaparız. Büyük ihtimalle akşam geç saate kadar devam eder diye düşünüyorum. Çünkü saat 7'de başlıyor. Yemekten sonra da oraya gitmeyi düşünüyoruz. Yemekten sonra da karşıya gitmeyi düşünüyoruz. Saat bakayım 8.30 gibi falan. Evet, restoranın adını hatırlamıyorum Stiz'deki. Ama gittiğimde çekelim sizin için. Oradan da eyleme gideceğiz zaten. Orada da kamerayı açarım. Biraz görüntülemeye çalışırım. O zaman orada görüşürüz. Bakalım ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Hoşçakalın. Evet, bu levrek. Evet, bu enkardinden çok. Levrek. Burada köfte. Neredeyiz? Biz Sosa mıydı? Çok güzel. Şuradayız, Sosa'dayız. Stiz'in içinde. Ben de bekliyorum yemek gelsin diye. Hadi afiyet olsun. Aslan hepsi sana veriyor. Evet, protesto yapıldı. Hayvanlar için toplandık, dağıldık şimdi. Herkes evlerine gidiyor. Size şimdi Kadıköy'deyiz bu arada. Kadıköy'den de size mantıları göstereceğim. Saatlerimiz 9'a geldi. Bayağı kalabalık, çok güzel bir protesto oldu. Harika manzara. Ben denemedim ama olabilir. Akışına bıraktık. En güzeli. Herkese günaydın. Ben Maçka Parkı'ndayım. Saatlerimiz 10.45'i gösteriyor. 9.45'i gösteriyor. Yürüyüşe çıktım. Kimse yokken, havada güneş çıkmadan hafif serin serinken dolaşmak istedim. Hava muhteşem. Şu arkadaki çiçekler de çok güzel. Evet, Maçka Parkı'na geldim. Biraz yürüyüş yapıyorum. Sabah erken saatlerde. Hava da çok güzel esiyor.
güzel. Saat 9.45. Sabah yürüyüşü. Çok güzelmiş. Çiçekler çok güzelerdi. Sadece kuş seslerini dinleyin. İnanılmaz güzel. Günaydın küçük kedi. Günaydın. Ha, günaydın. Bunlar çok güzel görünüyor. Bunlar çok tatlı. Portakallı bademli. Kolajenli filtre kahve var. Kolajenli Türk kahvesi yapmışlar. Fiyatları da 31.95'te. Şimdi espresso kahveleri var. Şunlar var. Vadi İstanbul'a gidiyoruz. Bir elbise almıştım. Onun bedeni Vadi İstanbul'daymış. Onu değiştireceğim Zara'dan tabii ki. Ondan sonra da yemeğe gideceğiz. Arkadaşlarla buluşacağız. Bayağı karışık burası yalnız. Ben de ilk defa gidiyorum. Bakalım nasıl. Maalesef bedenini bulamadığımız için değiştiremedik. Geri dönüyoruz. Biraz dolaştık, vakit geçirdik.
Tahtasaray diye bir kebapçıya geldik. Tahtasaray diye bir kebapçıya geldik. Bu şekilde. İsmi Tahtasaray. Böyle bir mekan. Galatasaray'ın neyi var bilmiyoruz. Kabak, kaydari, biber, patlıcan, cacık. Aa bak senin kokuları var. Patlıcan sosu var, lakı var. Yok. Ben eve almadığımız için. Üstü kapalı ben. Evet. Biz de şimdi geldik eve. Yani Levent'e çok güzel bir mekana gittik, kebapçı. İsmine bütün gittiğim mekanların, videodaki gittiğim bütün mekanların isimlerini yazdım sizin için. Videoyu genel olarak anlatmak gerekirse işte gittiğimiz mekanları çektim İstanbul'da. Ondan sonra Kadıköy'e bu can dostlarımızla ilgili bir eylem vardı. Oraya gittik, katıldık. Maalesef ki onunla ilgili söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten böyle canım çok acıyor. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Konuşmak bile istemiyorum. Benim için çok üzücü bir olaydı. Ama elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Vermeye de çalıştım. Yasa yine de çıkmasına rağmen kesinlikle kabul etmiyoruz bence bu yasayı. Neyse, bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Hatta konuyla ilgili aşağıya olumlu ya da olumsuz hiçbir yorum yazmazsanız sevinirim. Çünkü bu konuda kesinlikle konuşmak ya da tartışmak istemiyorum. Onun dışında dediğim gibi gezdiğimiz mekanları çektim. İşte normal bundan ufak tefek kesitler paylaşmak istedim sizinle. Şuradaki küçük tatlı prensese bakın. Neymiş benim aşkım? Neymiş benim bebeğim? Şu masumluğa, şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bu benim bir tanem. Seviyorum. Bunlar hayatın neşesi. Şu saklandığı yere bakar mısınız? Eteğimin altında. Çok tatlı kuyruğu da burada. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Benim canımın içi. Bir tanecik bonibonum. İsmi bonibon bu arada. Aşağıya bakmaya bak. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.